Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. 7-13 Eylül haftalık yorumlarımızı hoş geldiniz. Sevgili Koçlar, Güneş Başak burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve haftaya Ay Boğa burcunda başlayacağız. Haftanın ilk günlerinde özellikle maddi manevi güvenliğiniz, parasal kazançlarınız, gelir gider dengeniz, bütçenizle ilgili konularda biraz daha motive olabilir. Bu alanlarda bazı ayarlamalar yapmak isteyebilirsiniz. Bazı alışverişler olabilir, ödemeler olabilir. Para kazançlarınız ve ticari konularla ilgili özellikle beklentileriniz öne çıkıyor. Bu hafta Başak burcundaki Güneş'i Oğlak burcundaki Jüpiter'le güzel bir açısı var gökyüzünde. 9 Eylül'de kesinleşecek ama haftanın genelinde de bu tesiri hissedebiliriz. Güneş Jüpiter üçgeni şanslıdır, bereketlidir. Bu da sizin haritanızda özellikle e, para evini, iş evini etkiliyor, biraz daha toprak alanlarını etkiliyor, e, kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacak parasal kazançlarınızla ilgili, yatırımlarınızla ilgili veya iş kariyerinizle ilgili alanlarda e, bazı özel yardımlar almanız, destekler almanız, kendinizi güvende hissetmeniz mümkün olabilir. Bazı şanslarla bu hafta genelinde karşılaşabilirsiniz. Hafta başından itibaren ikinci şans gezegenimiz. Venüs de Aslan burcunda ilerlemeye başlıyor. Venüs 2 Ekim'e kadar sizin yine şans eviniz 5. evinizde olacak sevgili koçlar. Bu da size e, güzel fırsatlar getirebilir. En azından keyif almanız, hani hayattan destek almanız, e, sevdiğiniz kişilerle ilgili e, konular, çocuklarınız, aşk hayatınız yaratıcı faaliyetleriniz bu alanlarda Venüs'ün o yaratıcı enerjilerini besleyici, destekleyici enerjilerini alabilir. Ee, yaşam coşkunuzu biraz güçlü hissedebilirsiniz. Buna da ihtiyacınız olacak. Neden? Çünkü bu haftadan itibaren gezegeniniz Mars Koç burcunda retro harekete başlıyor. Biliyorsunuz bu 2020'nin en önemli gezegen geçişlerinden biri olacak. Ee, 10 Eylül'den itibaren Mars retrosuna başlıyor ve 14 Kasım'a kadar sürecek. Yaklaşık 2 ay. Ee, sizin yönetici gezegeniniz. Bununla birlikte Mars genel olarak enerjimizi yönetir. Yani enerjimizi nasıl değerlendiriyoruz, nasıl kullanıyoruz, harekete geçme gücümüz, mücadele gücümüz. Bir şekilde yaşam enerjimiz de Mars'la alakalıdır ve Mars'ın retro dönemlerinde biraz içe dönüşler, içe kapanmalar, enerjiler, enerjimizde yavaşlamalar, mücadele gücümüzde azalmalar olabilir Böyle bir durumda e, tabii ki Venüs'ün özellikle 2 Ekim'e kadar Aslan Burcu'ndaki e, sizin adınıza destekleyici hareketi çok e, bence olumlu değerlendirilmeli. E, Mars'ın Koç Burcundaki retro süreci tabii ki kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da önemli tesirler getirecek. Bununla ilgili ayrıntılı bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz Astrofone Demet Bağtacı YouTube kanalındaki Mars retro videomuzu 2020 mars retrosu videomuzu lütfen izleyiniz sevgili koçlar. Evet bu hafta çarşamba perşembe günleri ay ikizler'de ilerliyor. Cuma öğle saatlerine kadar bu iki buçuk günlük süreçte zihinsel anlamda daha aktif, daha dışa dönük olabiliriz. Yakın çevre ilişkilerimizde güçlenebilir. Ancak Cuma öğleden sonraki saatlerden itibaren hafta sonunda geçerli olmak üzere biraz duygusallaşıyoruz. Biraz yakınlarımızdan destek bekliyoruz. Evimize ait konular, ailemize ait konular ön plana çık çıkıyor. Burada tabii ki her türlü e, maddi manevi yardımlaşma, sevdiklerimizden beklentilerimiz bizim de onlara karşı Tabii ki desteklerimiz olabilir tüm bunlar hafta sonu enerjilerinde bir şekilde şekillendirecek daha fazla güvenliğimizi önemseceğiz kendimizi güvende hissettiğimiz sevildiğimiz bir şekilde mutlu hissettiğimiz ortamlarda Tabii ki bu daha çok ev yuva temalarını işaret ediyor bu alanlara daha fazla çekildiğimizi hissedebiliriz Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim hoşçakalın